Diyelim ki yatay bir borumuz var. Borunun sol ucundaki kesit alanımız A1. Ve A1 de ne olsun? 2 metrekare. Kolay, basit sayılarla işlem yapalım. 2 metrekare. Boru bir noktada daralıyor olsun. Sağ uçtaki kesit alanına A2 diyelim. A2 de yarım metrekare olsun. Her zamanki gibi bu noktada bir hızımız var. V1 hızı. Borudan çıkış hızı da V2. Ama bu kez dışarıdan borunun içine doğru uygulanan bir dış basınç söz konusu. Ve bu P1 basıncı 10.000 Pascal. Bu noktadaki basınç ise P2 olsun. Bu basınçta dışarıdan borunun içine etkiyen bir basınç. Değeri de 6.000 Pascal. Bu arada borunun içinden su akıyor, akış bu yönde ve laminer bir akış olduğunu varsayıyoruz. Yani boru içinde herhangi bir sürtünme veya düzensizlik söz konusu değil. Şimdi bu bilgilerle şunu bulmak istiyoruz. Borunun içinde akan suyun debisi nedir? Yani bir saniyede boruya giren veya borudan çıkan suyun hacmi ne? Bu ikisi süreklilik denklemine göre zaten birbirine eşit olmalı. Ve şimdi biz biliyoruz ki debi, yani R, birim zamanda akan suyun hacmi. O da giriş hızıyla giriş alanının çarpımına eşit. Giriş alanı 2 olduğuna göre burası 2 çarpı v1. 2 çarpı v1 olur. Bu aynı zamanda çıkış alanı çarpı çıkış hızına da eşittir. Yani eşittir 1 bölü 2 çarpı v2. Eşitliği düzenlersek v1 eşittir 1 bölü 2 çarpı r ve v2 eşittir 2r. Açık şekilde görüyoruz ki çıkış hızı giriş hızından daha yüksek. Yani hızlar uçların genişliğiyle ters orantılı. Ama burada hız farkına etki edecek bir durum daha var. O da buradaki basıncın buradakinden çok daha yüksek olması. Basınç farkı suyun akışıyla aynı yönde. Su buradan fışkırıyor, buradan giriyor falan filan. Şimdi bordan geçen suyun debisini bulmak için Bernoulli denklemini kullanalım. Yazıyorum P1 artı rho, gh1 artı 1 bölü 2 çarpı rho v1 kare eşittir p2 artı rho gh2 artı 1 bölü 2 çarpı rho v2 kare. Borumuz yatay değil mi? Borumuz yatay olduğu için iki ucun yükseklikleri birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki h1, buradaki h2'ye eşit olacak. Yani bu iki terim birbirine götürecek. Peki, her iki taraftan da aynı terimi çıkarttık. P1 nedir? P1, 10.000 Pascal dedik. 10.000 Pascal artı 1 bölü 2 çarpı rho çarpı V1'in karesi. V1 neydi? Burada bulmuştuk. R bölü 2. Yani çarpı R bölü 2'nin karesi. Eşittir P2. Yani 6.000 Pascal artı 1 bölü 2 çarpı rob, çarpı v2'nin karesi. v2'yi de 2r olarak bulmuştuk. Çarpı 2r'nin karesi. Bir sadeleştirme yapalım. Eşitliği sadeleştirelim. İki taraftan da 6000 çıkaralım. Ne kalıyor? 4000 artı, burası r kare bölü 4 oluyor. Çarpı 1 bölü 2, rho, 1 bölü 2 rho, r kare bölü 8. Her iki taraftan da 6000 çıkarmıştık. Burası ne yapıyor? 2 rho r 2 rho r kare. Eşitliğin her iki tarafını 8 ile çarpıp buradaki paydadan kurtulabiliriz. 32000 artı rho r kare eşittir 16 rho r Her iki tarafı rho r kare eksiltirsek 32000 eşittir 15 rho r kare yapar. Şimdi rho kaçtır? Yani suyun öz kütlesi nedir? Suyun öz kütlesi yani yoğunluğu 1000 kilogram bölü metre küptür. Yani burası 1000 olacak. Her iki tarafı da 15 çarpı rho'ya bölelim. Farklı bir renkle devam edeyim. r kare eşittir 32000 bölü 15 rho. Rho 1000'e eşit demiştik. O halde r kare eşittir 32 bin bölü 15 bin. Sadeleştirelim. 32 bölü 15. O halde r eşittir kök içinde 32 bölü 15. Birimi de metre küp bölü saniye olacak. Hemen hesap makinemizi çıkaralım. Galiba silmişim. Neyse devam edelim. Bununla devam edelim. Evet 32 bölü 15 eşittir 2,13. Karekökünü alırsak 1,46. Yani sonuç şu. R eşittir 1,46 metreküp bölü saniye. Yani herhangi bir saniye içinde sisteme giren veya sistemden çıkan suyun hacmi bu. Buradan giriş ve çıkış hızlarına da ulaşabiliriz. Mesela sistemden çıkış hızı nedir? Debinin iki katı. Yani su 2,8 metre bölü saniye hızla sistemden çıkıyor. Sisteme giriş hızı ise debinin yarısı. Yani 0,8 metre bölü saniye. Yok, düzeltiyorum. 0,7 metre bölü saniye gibi bir şey olmalı giriş hızı. Evet, umarım bu örnek akışkanlar konusunu biraz daha iyi kavramanıza yardımcı olmuştur. Bugünlük benden bu kadar.